Evet, kaldığımız yeri hatırlayayım. Elimizde bu kap vardı, üstü kapalıydı ve akışkandan yukarısı vakumlanmıştı. Akışkanın üst yüzeyi, kalın bir kalem seçeyim şöyle, akışkanın üst yüzey alanına, üst yüzey alanına A1 demiştik. Sonra buraya A2 olan çok çok küçük bir delik delmiştik, delik açmıştık. A2 alanı A1'in binde biri kadar küçük bir alandı ve süreklilik denklemini kullanmıştık demiştik ki sıvının üst yüzeyinin aşağı yönlü hızı yani V1 çarpı ilk alan yani A1 yani sıvının tüm yüzey alanı bulmaya çalıştığımız çıkış hızıyla çıkış alanının çarpımına eşittir. Sonra ben bir hata yaptım ama geçen videoda mı yaptım, sildiğim videoda mı yaptım hatırlamıyorum. Neyse şunu biliyoruz ki ilk hızımızla ilk alanımızın çarpımı bize son hızımızla son alanımızın çarpımını verecek. Son alan yerine ilk alan bölü 1000 yazabiliriz. Son alan ilkinin binde birine eşit çünkü. Burası yine a1. A1'ler birbirini götürür. O halde son hız, düzeltiyorum buradaki hız yani ilk hız, yani sıvı yüzeyinin aşağı inme hızı, sıvının bu noktadaki fışkırma hızının binde biri olmalı. Yani buradakiler Bernoulli denkleminin sol tarafına, buradakiler de sağ tarafına ait. Peki deliğin bulunduğu bu noktadaki basınç nedir? Bakın burası önemli. Bernoulli denklemini yazayım. P1 artı rho çarpı g çarpı h1 artı rho çarpı v1 kare bölü 2 eşittir p2 artı rho çarpı g çarpı h2 artı rho çarpı v2 kare bölü 2. Artık buradaki tüm terimlerin ne olduğunu biliyoruz. O zaman yerlerine yerleştirelim. Son basıncımız nedir? Burası önemli. Şu soruyu sorabilirsiniz ki ben az önce bu hataya düştüm. Akışkanın bu derinlikteki basıncı nedir? Halbuki Bernoulli denklemi bizden bunu istemiyor. Bizden bu delikteki dış basıncı istiyor. Denklemi türetirken yapılan iş miktarından söz ediyorduk. Bunlar da aslında iş terimleriydi. Sadece üstlerine biraz oynadık. Bu delikten fışkıran suya baktığımızda aslında su herhangi bir iş yapmıyor. Çünkü aslında hiçbir şeye kuvvet uygulamıyor. Dolayısıyla bir iş söz konusu değil. Yani çıkış basıncından bahsederken aslında akışkanın o derinlikteki basıncını kastetmiyoruz. Deliğe uygulanan dış basınçtan söz ediyoruz. Ve bu durumda deliğe uygulanan herhangi bir dış basınç yok. Eğer olsaydı, mesela deliği kapatsaydık, evet o zaman kabın iç yüzeyi sıvıyı içeride tutmak için bir basınç uyguluyor olurdu. O zaman herhangi bir hızdan bahsedemezdik, su fışkırmazdı. Ama şimdi dış basıncımız sıfır. Zaten aslında delik tam da burada işe yarıyor. Ve o yüzden de P2 sıfırdır diyoruz. Buradaki basınç da sıfır, çünkü vakumdayız. P2 de sıfırdı, o halde ikisi de gitti. Unutmayın, dış basınçtan bahsediyoruz. P1, borunun girişine uygulanan dış basınç. Bu arada bunu da bir boru olarak düşünebiliriz. Bir boru olarak düşünebilmek için de şöyle bir şekle başvurabiliriz. Yok, böyle bir şekil değil geniş başlayıp, çok çok dar biten böyle bir boru. Burası vakum. Sıvı buradan girip, buradan fışkırıyor. Her neyse, borunun girişindeki basınç sıfır. Söylemiştik, buradaki delik yüzünden çıkıştaki basınç da sıfır. Yani yapılan bir iş yok. Peki, buradaki terim neye eşit? Hatırlarsanız, bu potansiyel enerji terimiydi h1 de h'ye eşitti. Çünkü deliğin sıfır yükseklikte olduğunu söylemiştik. Sadeleştirirsek, rho çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik artı rho çarpı v1 kare, v1 buna eşit demiştik. Yani rho bölü 2 çarpı v2 bölü 1000'in karesi v1 yerine v2 bölü 1000 yazdım. Hepsi o kadar yerine yerleştirdim. Eşittir. Delikteki dış basınç sıfırdır. Artı h2 nedir? h2 işte budur. Yani yine sıfır. Delin yüksekliğini sıfır olarak belirlemiştik. Yani bu terim komple sıfırdır. Yani burası, buradaki kinetik enerji çakması terime eşit oluyor. Tam olarak kinetik enerji değil çünkü eşittir rho çarpı v2 kare bölü 2. Bir şey hemen dikkatimizi çekiyor. Her iki tarafta da rho çarpanı var. O halde her iki tarafı da rho'ya bölebiliriz. Ve böylece rho'lardan kurtulmuş olduk. Sonra eşitliğin her iki tarafını da 2 ile çarpıyoruz. 2gh artı 2nin karesi bölü 1 milyon eşittir v2'nin karesi. Şimdi burada da aynı şeyi yapıp her iki taraftan da v2 kare bölü 1 milyon çıkarabiliriz. Ne olur? Burada 0,99999 v2 kare kalır. Ama biz işi basit tutalım. Hatta şöyle düşünün, burası 1000 değil de Burası 1000 değil de, 1 milyon olsun. Yani bu alan, delikten çok 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 daha geniş olsun. O zaman görüyoruz ki, buradaki terim çok 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 küçük bir sayıya karşılık geliyor. Yani delik, yüzey alanının milyonda biri genişliğindeyse, buradaki terim gerçekten ihmal edilebilecek kadar küçük kalıyor. Ve o zaman biz de ihmal ediyoruz. Çünkü gereksiz yere karışıklık yaratıyor çünkü bu sayı çok 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 büyük bir sayı ve delik bundan çok çok daha küçük. Mesela Atatürk barajının dibine iğneyle bir delik açtığınızı düşünün. Arkasında koca bir göl olan barajın dibine iğneyle delik açıyorsunuz. Böyle yani. Deliğin alanı akışkanın yüzey alanının yanında çok çok küçük kalıyor. Özetle giriş deliği çıkış deliğinden çok büyük. Evet şu halde çıkış hızı ne olur? Her iki tarafında da karekökünü alalım. Kök 2gh. İşte çıkış hızı bu. Peki, bir saniyede akan sıvı miktarı neye eşit? Bunu zaten bulmuştuk. Sıvı buradan dışarı akıyor. Bir saniyede akan sıvının uzunluğu, hız çarpı zaman kadardı. Ve bu sıvı sütununun kesiti çıkış alanına eşitti. O halde, birim zamandaki akışın miktarını, yani debiyi belirlemek için ne yapıyoruz? debi eşittir deliğin alanı çarpı çıkış hızıydı. O da alan çarpı kök g aşağı eşit oluyor. İleride gerçek sayılar kullanarak çözeceğimiz problemlerde bu formüle sık sık başvuracağız. Neyse yine çok uzattık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.